Haber Gazetesi Haber Merkezimiz tarafından hazırlamış olduğumuz ana haber bültenimize hepiniz hoş geldiniz. İyi Parti İl Başkanı Ömer Ay, Rasim Arı'nın partilerine geçeceğini açıkladı. Rasim Arı önümüzdeki günlerde törenle İyi Parti'ye katılacak ve İyi Parti'ye de güç katacaktır. Açıklamasına ancak bu konunun muhatabından halen ses yok. Nevşehir'de siyasi kulisler kaynamaya başladı. 2023 Haziran ayında yapılacak milletvekilliği seçimleri için partiler aday arayışlarına girmiş durumda. Nevşehir'de bu arayışlar erken başlayan İyi Parti, Nevşehir Belediyesi'nin eski başkanı Rasim Arı ile anlaştığı iddiaları ileri sürülmüştü. Bu durumda ise geçtiğimiz günlerde İyi Parti'nin il başkanı Ömer Ay açıklık getirmiş ve "Evet, Rasim Arı ile anlaştık. İlerleyen günlerde partimize geçiş olacak. Rozetimizi takacağız." demişti. Nevşehir'de bazı kesimler bu açıklamaya sevinmiş, bazı kesimler ise yorumlardan anlaşıldığı üzere hayal kırıklığı olarak değerlendirmişti. Kulislerde tüm bu konuları konuşulurken muhatabından hala ses yok. O gün bugündür Rasim Arı'nın ağzını bıçak açmıyor. Bazı kesimler bu durumu Rasim Arı'nın kamuoyunun nabzını yokladığı için henüz kararını vermediğini söylerken bazı kesimler ise henüz anlaşma sağlanamadığı iddia ediyor. Arı, samimi bir ortamlarda konu açıldığında henüz net bir durum söz konusu değil dediği de aldığımız duyumlar arasında. Peki Rasim Arı neyi bekliyor? Arı'ya Milliyetçi Hareket Partisi'nden teklif geldi mi? Arı'nın Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezi'nde temas kurduğu isimler var mı? Arı'nın Ankara temasları ne diyor? Rasim Arı İYİ Parti ile neler görüştü ve ne şartlar sundu? Ömer Ay kendisinin açıklama yaptığı halde Arı'nın susmasına ne diyor? Şimdilerde tüm gözler Rasim Arı'dan gelecek açıklamalara çevrildi. Nevşehir İYİ Parti'den milletvekilliği için adaylığı söz konusu olan İYİ Parti Kurucu Yönetim Kurulu üyesi Nevşehirli Ahmet Erdemli geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından arı göndermesi yaparak şunları söyledi. Bir işçi arı gibi çalışır, bal yapar, emek verir ve kraliçe arının her zaman yanındadır. Bir de eşek arısı vardır, havada vızıldar durur, bakar hangi işçi arının kovanında çok bal varsa ona göz koyar. Aman eşek arılarına dikkat. Erdemli bu paylaşımı neden ve kimlere yaptığı kafalarda soru işareti oluşturdu. Nevşehir il merkezi ve ilçeleri son 30 yılın en şiddetli kışını bu yıl yaşadı. Kar ve yağmur 30 yıldır böylesine güzel yağmamıştı. İl genelinde şimdilerde yaz havası hakim. Nevşehir'de Ocak ayının ilk haftasında başlayan kar yağışı Mart sonuna kadar artarak devam etti. Özellikle Mart ayı içerisinde atalarımızın dediği gibi insanlar kazma kürek yaktı. Hem kar hem de soğuk hava insanları yaz geldi denildiği anda şaşkınlık yaşattı. Bu durum Mart ayının hafta sonuna kadar bu şekilde devam etti. Nisan ayına çok az bir süre kala il genelinde sıcaklıklar aniden yükselişe geçti. Termometreler 15 derecenin üzerine çıktığı yerlerde kar kısa sürede eridi. Meteorolojik tahminlere göre artık soğuk ve kar yağışlı günler geride kaldığı anlaşılıyor. Nevşehir'de geçen hafta 100 bin kişide 265,58 olan vaka sayıları 126,30'a düştü. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre haftalık koronavirüs vaka sayılarını gösteren haritayı paylaştı. ...12-18 Mart tarihleri arasını kapsayan haritada vaka sayıları düşüşünün sürdüğü gözlemlendi. Bakan Koca'nın yayınladığı haritaya göre geçtiğimiz hafta haftalık 100 bin nüfusta 265,58'i gören vakalar bu hafta 126,30'a düştü. Bu düşüşler il genelinde büyük sevinç yaşatıyor. Uzmanlar biraz daha gayret edilirse bu illetten tamamen kurtulabileceğimizi söylüyor. Nevşehir Anadolu RTV olarak il, ilçe, belde ve köylerdeki vefat haberlerine yer vermeye devam ediyoruz. Bugün Nevşehir'de 5 kişi hayatını kaybetti. Aksolur Mahallesi halkından Ferhat Çetiner'in bacısı Mehmet Soylu'nun eşi Gülseren Soylu vefat etmiştir. Cenazesi yarın öğlen namazına müteakip Aksalur'da defnedilecektir. Ürgüp ilçesi Bahçelievler Mahallesi halkından Eminoğlu Murat Balkı 83 yaşında vefat etmiştir. Cenazesi yarın öğlen namazına müteakip Ürgüp'te toprağa verilecektir. Ürgüp ilçesi Başdereköy halkından Süleyman Kızı Adeviye Başyiğit vefat etmiştir. Cenazesi öğlen namazına müteakip Başdereköy'ünde toprağa verildi.
Nevşehir halkından Hülya Gülşedeler vefat etmiştir. Cenazesi Hamdi Tüfekçi Camii'nde kılınan öğlen namazının ardından kaldırım mezarlığında defnedildi. Kaymaklı kasabası halkından Recep İpek ailesi Mürüvvet İpek vefat etmiştir. Cenazesi Kaymaklı kabristanlığında defnedildi. Nevşehir Anadolu RTV olarak merhum ve merhumalara Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileriz. Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı'nca sorumluluk sahasında kamu düzeninin sağlanması, düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığıyla mücadele edilmesi amacıyla düzensiz göçle mücadeleye yönelik huzur uygulaması çalışması yapıldı. Ara oğlum. Ateş, bak. Yapılan çalışma kapsamında 64 metruk bina, 68 umumu açık yer, 1 terminal, 17 diğer yer kontrolü ve 363 şahsın sorgusu yapıldı. Ayrıca Acıgöl ilçesi havalimanı kavşağında icra edilen uygulamada 4 şahsın üzerinde ve bulundukları araçta yapılan aramada 10 gram uyuşturucu ve uyarıcı madde ele geçirildi. Şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı. Orada bir köy var, o köy Doyduk Köyü. Nevşehir'in Kozaklı ilçesine bağlı bir köydür. Köyün tarihi 1600'lü yıllara dayanıyor. Köyün adı 1907 yılından beri aynıdır. Nevşehir iline 91 kilometre, Kozaklı ilçesine 10 kilometre uzaklıkta. Köy, Nevşehir'e Kayseri neredeyse aynı mesafede. Vatandaşlar 1 ya da 1,5 saatte şehir merkezine ulaşmakta. Köy barajı ile biliniyor. Doyduk Köyü barajı ile biliniyor. Doyduk Barajı, Nevşehir'de Kalaycık Deresi üzerinde sulama amacıyla 1998-2003 yılları arasında inşa edilmiş bir barajdır. Kalaycık Deresi üzerine sulama amaçlı yapılan kil çekirdekli homojen dolgu tipindeki Doyduk Barajı 2013 yılından beri bölge halkına hizmet vermekte. Temelden 28 metre yüksekliğe sahip olan ve depoladığı 16 milyon metreküp su ile 14.520 dekar tarım arazisinin sulanmasını sağlamakta. Tarımda barajın rolü büyük. 40 yıldır barajın faaliyete geçmesini bekleyen köylüler 2013 yılında bu mutluluğu yaşadı. 2013 yılında barajın hizmete açılmasıyla birlikte su sorunu ortadan kalkmış ve tarım arazilerinde sulu tarıma geçilmiştir. Sulu tarıma geçilmek ile birlikte ürün veriminde ciddi bir artış yaşanmış. Bu durum köyün de tarımda ve ekonomik düzeyde kalkınmasına olanak sağlamakta. Köyden ciddi oranda göç var. 2021 yılında yapılan araştırmada köy nüfusu 79 olarak kayıtlara geçti. 39 erkek ve 40 kadının yaşadığı köyde nüfus neredeyse eşit durumda. Köyde yıllara göre ciddi bir göç verme olayı yaşanmış. 1990'lı yıllarda 500'ün üzerinde olan köy nüfusu şimdilerde oldukça azalmış durumda. Bu göçün sebebini köylüler iş ve ekonomik sebeplerden kaynaklandığını dile getiriyor. Genç nüfusun eğitimini tamamlamak ve iş bulmak için köyden göç ettiğini öne sürüyor. Cami hayırsever desteğiyle minareye kavuştu. Minaresi olmayan cami hayırsever desteğiyle minareye kavuştu. 2020 yılında minareye kavuşan bu küçük cami şimdiki görüntüsüyle cezbediyor. Bir sonraki köy haberinde buluşmak dileğiyle. Türk Eğitim Sen Nevşehir Şubesi, Merkez 1. ve 2. Grup Kurum Temsilcileri ile Sendika Şubesi'nde değerlendirme ve istişare toplantısını gerçekleştirdi. Başkan Urgenç, sevgi ve emekten yana mücadelesini sürdüreceklerini belirtti. Eğitim çalışanlarının talep ve istekleri doğrultusunda sendika istikametimizi devam ettiriyoruz. Açıklamasında bulunan Başkan Urgenç, yaptığı konuşmada İstiklal Marşımızın şairi Mehmet Akif'in dizelerini "Yumuşak başlıysam kim bile uysal koyunum, kesilir belki fakat çekmeye gelmez boyunum" vurgulayarak mütevazi duruşumuzu koruyacağız. Biz sevgi ve emekten yana mücadelemizi yapacağız. Ancak muhataplarımız şunu da iyi idrak etsinler. Biz zulmün ve baskının karşısında Elif gibi dimdik durmuş bir teşkilatın mensuplarıyız. Türk Eğitim Sen 30 yıllık sendika mücadelesinde ne iktidarların saha sorumluluğunu ne marjinal ideolojilerin temsilciliğini yapmıştır ne de terör örgütlerinin uzantısı olmuştur. Türk Eğitim Sen Türkiye'nin milli birlik ve beraberliğini esas alarak devletten başka hiçbir yapı ve kuruma sadakat duymadan ekmek kavgasının önüne Türkiye sevdasını koymuştur.
Sendika mücadelesinde Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu ve kuruluş değerlerine, anayasamızın değişmez hükümlerine ilke edinerek Atatürk ilke ve inkılapları doğrultusunda eğitimin milli değerleri ve evrensel ilkelerini hedef olarak belirleyerek çalışanların sosyoekonomik düzeylerine özlük haklarını geliştirmeye amaçlayan milli bir sivil toplum kuruluşudur dedi. Karşılıklı soru cevap şeklinde sendika öneriler, maaş zammı, ek zam, meslek kanunu, refah payı ve benzeri konularda istişare ve sendikanın ortaya koyduğu duruş değerlendirildi. Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Kavak kasabasında öğrenci ve vatandaşlarla bir araya geldi. Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel ve İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Polat, Kavak Belediye Başkanı Feridun Bağcı ile birlikte beldede bulunan ilk ve ortaokulları ziyaret etti. Vali Becel, öğrenciler ve öğretmenlerle sohbet ederek beldede yürütülen eğitim-öğretim faaliyetleri hakkında bilgi alarak istişarelerde bulundu. Okul ziyaretleri sonrasında Vali İnci Sezer Becel, vatandaşlar ile de sohbet ederek istek ve taleplerini dinledi. Kavak Belediyesi'ni de ziyaret eden Vali İnci Sezer Becel, Başkan Feridun Bağcı ile beldede yürütülen faaliyetler hakkında da istişarelerde bulundu. Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde Türkiye-Avrupa Birliği İş Dünyası Diyaloğu Projesi Kapadokya ziyareti gerçekleşti. Avrupa Birliği'nin sağladığı mali destekle Ticaret Odası Borsalar Birliği ve Avrupa Ticaret Sanayi Odalar Birliği İş Birliği'nde yürütülen Türkiye-Avrupa Birliği İş Dünyası Diyaloğu isimli projenin uygulama çalışmaları içerisinde yer alan Kapadokya Çalışma Ziyareti kapsamında Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Koordinatörlüğü'nde firma ziyaretleri yapıldı. Olası iş birliği çalışmalarının yürütülebilmesi, sektörlerin Avrupa'ya tanıtılması hususunda önemli bir adım olan bu proje için 11 farklı ülkenin oda temsilcileri şehre gelerek firmaları görme imkanı buldu. Bölgedeki fabrikaları gezen heyet, Türkiye'nin üretimde önemli bir bölge olduğunu ifade ederek işletmecilere başarılar dilediler. Nevşehir E-Tipi Kapalı Ceza Enfes Kurumu'nda personel için moral eğlencesi düzenlendi. Nevşehir E-Tipi Kapalı Ceza Enfes Kurumu'nda personellere yönelik moral ve motivasyon etkinliklerine bir yenisi daha eklendi. Kurum Müdürü Murat Demir başta olmak üzere tüm personelin yoğun ilgi gösterdiği programda misafir sanatçı Murat Yıldız, infaz ve koruma memurları Mahir Cerit, Gökhan Aşık, Ahmet Eraslan, Mustafa Enes Yıldız, Faruk Sak ve Mehdi Aydın sahne aldı. Müzik ekibinin şarkıları ile eğlenceli anlar yaşanan program fotoğraflarla ölümsüzleştirildi. Şimdi karşınızda Nevşehir ilçeleri için tahmin edilen hava durumu, ardından nöbetçi eczaneler. RGS Carmen Ski and Snowboard Rental hava durumunu sunar. ...29 Mart Salı, İç Anadolu bölgesi illerinde tahmin edilen hava durumu. Nevşehir merkez en düşük sıcaklık 2, en yüksek sıcaklık 13. Kayseri en düşük sıcaklık 3, en yüksek sıcaklık 13. Kırşehir en düşük sıcaklık 2, en yüksek sıcaklık 11. Niğde en düşük sıcaklık -1, en yüksek sıcaklık 14. Aksaray en düşük sıcaklık 3, en yüksek sıcaklık 15. Yozgat en düşük sıcaklık -2, en yüksek sıcaklık 12. Konya en düşük sıcaklık -1, en yüksek sıcaklık 11. Sivas en düşük sıcaklık 4, en yüksek sıcaklık 14. RGS Carmen Ski and Snowboard Rental hava durumunu sundu. 28 Mart Pazartesi, Nevşehir ve ilçelerinde nöbetçi eczaneler. Merkez Gülşat Eczanesi, 15 Temmuz Mahallesi Şifa Caddesi. Merkez Huzur Eczanesi, Cevher Dudayev Mahallesi Vatan Caddesi. Acıgöl Ömür Eczanesi, Avanos Orkun Eczanesi, Derinkuyu Nazar Eczanesi. Gülşehir Meltem Eczanesi, Hacı Bektaş, Hacı Bektaş Eczanesi, Kozaklı Kaya Eczanesi, Ürgüp Okgerman Eczanesi. Özaltın Sarrafiye'nin katkılarıyla hazırlamış olduğum
mi altın fiyatları? Özaltın Sarrafiye'nin katkılarıyla döviz ve altın fiyatlarını sunarız. 28 Mart Pazartesi, döviz ve altın fiyatları. Gram altın alış 924 lira. Gram altın satış 926 lira. Çeyrek altın alış 1480 lira. Çeyrek altın satış 1492 lira. Euro alış 16.22, Euro satış 16.25, Dolar alış 14.80, Dolar satış 14.82. Bir sonraki ana haber bültenimizde görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.